Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda ilk eseğimizi analiz etmeye başlıyoruz. Eseğimizin başlığı yani konusu The Impact of Social Media on Mental Health. Impact burada arkadaşlar etki demek. Social media, sosyal medya. Sosyal medyanın etkisi ne üzerine? Mental health da burada ruh sağlığı demek. Sosyal medyanın ruh sağlığı üzerine etkisi. Ya yani burada direkt işte debatable yani tartışılabilir bir konu. Yani bazıları iyi diyebilir, bazıları kötü diyebilir. Siz burada bu konuyu gördükten sonra sınavda aklınızda bir taraf seçmeniz lazım. İyi mi kötü mü? Burada da arkadaşlar ilk bölüm introduction'da bir bu sosyal medya nedir? Bundan bahsedeceksiniz. Daha sonrasında işte burada iyi mi kötü mü olduğu düşünüyorsunuz. Bunu karşılaştıktan sonra çünkü şey de var. İyi diyorsanız bunu body paragraflarda niye iyi olduğunu kanıtlayacak bir durumda olmanız lazım. Ya yani belki işte kötü olması mantıklıdır ama işte kötü olduğunu Söyleyecek çok fazla şey bilmiyorsunuzdur veya işte o tarzdaki o taraftaki kelimeler çok hakim değilsinizdir. İyi olduğu tarafları daha iyi anlatabileceğinizi düşünüyorsunuzdur. O zaman iyi olduğunu savunacaksınız. Oratiziz uh, statement'a. Mesela interaction bölümüne bir bakalım. Uh, örnekten sonra, inceledikten sonra daha iyi üzerinde konuşuruz. İlk cümle arkadaşlar bu konu niye önemli? Bu konu ne? Yani sosyal medya, sosyal medya dediğimiz şey ne? Bakalım. Social media has become an integral part of our lives, allowing us to connect with friends and family, share experiences and stay informed about the world around us. Bakın bu çok güzel açıklamış. Social media has become olmuştur. Ne haline geldi? An integral part of our lives. Hayatımızın, hayatlarımızın. Integral arkadaşlar burada bütünleyici, ayrılmaz demek. Yani hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Burası normalde yani çok basit bir cümle. Ama şu kalıbı mutlaka öğrenmenizi ve eser yazarken kullanmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu alışkanlık hale getirirseniz bu tarz güzel bir cümle yazabilirsiniz. Şimdi burayı hepinizin yazabileceğini düşünüyorum çok rahat. İşte şu, şu hale gelmiştir. Bu önemli hale gelmiştir tarzında. Sonrasında ne yaparak önemli hale gelmiştir, ne yaparak ayrılmaz partisi haline gelmiştir diyebilmek için... Dil yazıyorsunuz, virgül. Dil fiil, fiili -ing getiriyorsunuz. Burada allowing. İzin vermek demek. az bize izin vererek ne yapmamız izin veriyor? Connect, bağlantı kurma. Kimle birlikte bağlantı kuruyoruz? Friends and family. İşte ailemizle ve arkadaşlarımızla bağlantı kurmamıza izin vererek ve başka neye izin veriyor? Share. Burada paylaşmak. Experience'da tecrübe, tecrübelerimizi paylaşmaya yine fırsat izin vererek and Stay informed about the world around us. İşte around us burada etrafımızdaki, çevremizdeki dünya hakkında. informed, Stay informed da arkadaşlar, bilgilenmek. Yani sürekli bilgi alır durumda olmak anlamında. Bilgi almamıza izin sağlayarak, yani bunları yaparak hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Eğer siz direkt bunu söylerseniz bu çok basit bir cümle olarak duruyor. Yani hayatımızın ayrılmaz bir parçası geldi haline geldi. Ama adam sorar niye geldi yani? Niye böyle düşünüyorsun? Ayrılmamız parçası haline gelmesinin sebebi ne? Bunu yiyorsunuz sonra şunu yaparak şu, şu, durum oldu demek için bu kalıbı kullanıyorsunuz. Bunu direkt böyle bir aşağıda not alabilirsiniz. Bir tane not defteri tutabilirsiniz. Bu tarz güzel bağlaç ve kalıplar için. Ama bu çok sık kullanılan bir kalıp. Zaten üst seviye böyle işte hikayeler falan okuyorsanız sık sık görürsünüz. Siz ese yazarken mutlaka e, yanlış bile yazacağımı düşünseniz bile bunu yazın. Yani direkt şöyle bir cümle yazıp bırakmayın. Bu tarz kendinizi zorlayın ki ben de size doğru veya yanlış yazdığınızla ilgili geri dönüş yapacağım. Böyle böyle bu tarz cümleler yazmaya alışırsanız. Sonrasında burada sosyal medyada ne? Bunu öğrenmiş olduk. Sonrasında arkadaşlar artık fikrimize giriyoruz. Yani burada mental ruh sağlığı üzerinde etkisi nasıl? However ama... İşte burada ayrılmaz parçası haline geldi. Ama the impact of social media on mental health has become a growing concern in recent years. Bakın burada biraz böyle düşüneceğimizi hafiften belli ettik. Ama burası da yine bizim thesis statement değil. However ama the impact of social media, sosyal medyanın etkisi ne üzerine on mental health. Zaten burası bizim başlığımız. Burada işte ruh sağlığı üzerine bu sosyal medyanın etkisi has become, olmuştur haline geldi. Ne haline geldi? a growing concern. Growing burada artan, büyüyen demek. Concern ise arkadaşlar endişe. In recent years da son yıllarda. Günümüzde de diye, diye de çevirebiliriz. İşte günümüzde son yıllarda artan böyle yani yükselen bir endişe haline gelmiştir. Sosyal medyanın mental sağlığı üzerine. Burada concern'dan zaten hafiften işte düşüncemizi belli ettik. Olumsuz düşünüyoruz ama burası bir statement. Yani burada net olarak ne düşündüğümüzü ee, yani burada yazarın ne düşündüğünü biz anlayabiliyor olmamız lazım. Bakalım. While social media platforms offer numerous benefits such as social uh, support, opportunities for self-expression and access to information, they also Bakın burada yani direkt şey yaptı. They also present a host of challenges that can advers uh, adversely affect our mental well-being. While olurken yani şu olurken ayrıca aynı zamanda şu vardır. Demek ki hani burada şey muhabbeti var ya bir şey söylersin. Sonra ama diyorsan amadan önce dediğin önemli değildir. Yani amadan öncesini çok da dikkat almıyorsundur. Amadan sonrası önemlidir. Burada da aynı mantık. Eğer siz kötü bir şeyi savunuyorsanız, burada işte kötü etkinizi savunuyorsanız iyi şeyi böyle önce söyleyeceksiniz işte bunun böyle iyi yönleri vardır. Ama deyip işte burada ayrıca dedik aynı mantık. Batla diyebilirsiniz. İşte however da kullanabilirsiniz. Farklı farklı bağlaçları diğer e, eserlerde de görürüz. Ama diyorsanız yani burada ikinci söylediğiniz düşünce asıl sizin savunduğunuz düşünce. Devirelim. While olurken social media platforms, bu sosyal medya platformları offer sunmak numerous benefits. Numerous da pek çok demek. Benefit de e, fayda. Pek çok e, fayda sağlarken. Burada yine arkadaşlar bu tarz işte pek çok fayda, pek çok zarar e, dediğiniz zaman örnek yine vermeniz çok önemli. Burada da virgül kullanıyorsunuz as gibi yani birçok pek çok fayda sağlıyor tamam ama ne gibi faydalar? Yani bunda okuyucuya vermeniz lazım daha güzel cümleler yazmak için. Burada da arkadaşlar virgül such as social support. Burada şey işte sosyal destek. Sonra opportunities for self expression. Opportunity burada fırsat. Self -expression da burada self kendi, express de açıklamak demek. Kendisini açıklama fırsatı verme. Yani şu an işte herkes video çekip derdini anlatabiliyor. Bunu kastediyor. And access to information. Access neydi? erişim, information, bilgi. Ve bilgiye e, erişim gibi bak dört tane örnek var. Dört tane bir şey. Bu, bunlar gibi e, pek çok e, şey yarar sağlarken bu sosyal medya platformları ne olsa onlar ayrıca yine aynı anda da diyebiliriz. Present, sunmak. Burada yine arkadaşlar dikkat ettiğiniz bir şey var. Offer'da sunmak. Present'da sunmak. Sonra mesela burada allow us işte burada izin vermek. Yani şurada burada offer kullandınız. Burada da offer kullanmamaya çalışın. Yani aynı fiili özellikle aynı cümledeyken kullanmayın. Hatta aynı paragrafta da kullanmasanız daha iyi olur. O yüzden aynı anlama gelen benzer kullanımlardaki farklı fiilleri de öğrenmeniz gerekiyor. Yani burada işte sizin kelime bilginizi geliştirmiş olmanız gerekiyor. They also present. Onlar ayrıca sunarlar. Bunları faydalı sunarken. Neymiş? A host of challenges. Challenge yani işte burada arkadaşlar. Yani zorluk anlamı var. Burada host'un Genel olarak bildiğiniz anlamı şeydir. Ev sahibi anlamı var ama arkadaşlar host'un bir, bir dizi anlamı da var. Yani host of dediği burada bir dizi challenge. Yani, zorluk da sunuyordu, Zorluk yaratıyor da diyebiliriz. Sonrasında challenge zorluk ama detle ile bu zorluğu betimliyoruz. Yine bak sadece işte şey demiyoruz yani. Bak şu bu, bu cümle çok basit bir şekilde şöyle de olabilir de. While social media platforms offer numerous benefits, they also present a host of challenge. Yani işte onlar pek çok fayda sağlarken sosyal medya platformları ayrıca işte bir dizi zorlukta sunarlar, zorlukta yaratırlar. Yine kulağa güzel geliyor ama burada şey değil. Yani daha güçlü hale getirmek için fayda diyorsak bu faydaları saçesle çoğaltabiliriz. Sonrasında burada challenge zorluk diyorsak dead kullanarak burada da mesela burada işte challenge'dan sonra yine virgül saçesle kullanabilirdik. İşte şunlar gibi zorluklar ee, yaratır da diyebilirdik. Ama burada yine suggest suggest kullanmamışız. Daha daha güzel. Onun yerine that veya which de kullanabilirsiniz. Bu challenge'ı ne şey yapıyoruz? Zorluğu betimliyoruz. Nasıl zorluklar? Can adversely. adversely. burada arkadaşlar zar. Olumsuz yönde demek. Affect etkilemek. Our mental well-being. Well-being de burada iyi olmak, iyi oluş. Veya direkt sağlık anlamı var. Mental health ile mental well-being aynı anlamda. Bizim mental sağlığımız ruh sağlığımızı olumsuz yönde adversal etkileyecek, etkileyebilecek işte bir dizi zorluklar da sunar. Burada son cümlemiz bu olduğu için bizim yani şu introduction okuyan kişi bizim bu konuda yani sosyal medyanın mental sağlık, işte ruh sağlığı üzerinde kötü etkisi olduğunu savunduğumuzu çok rahat anlıyor. Bundan sonra biz bunu da zaten yazmadan önce burayı kafamızda olumsuz yönü kararlaştırdık. Ve işte kanıtlar sunacağız. İşte ne gibi zorunu, burada zorluklar. Onları da bu body paragraflarda detaylı bir şekilde açıklamış durumda olmamız gerekiyor. Burada ikinci paragrafa bakalım arkadaşlar. Burada işte body paragrafın birincisi. One of the most significant concerns about social media is its potential to exacerbate feelings of loneliness and social isolation. Burada arkadaşlar şu başlangıç cümlelerine dikkat edin. One of the most significant concerns. Significant burada önemli. Most da en en önemli. concern neydi? endişe, endişelerden bir tanesi. Bakın burada biz olumsuzdan bahsettik ya mesela siz faydalarından bahsedeceksiniz herhangi bir tanesini şey diyebilirsiniz. One of the most significant benefits about social media diyebilirsiniz. Sosyal medya ile ilgili faydaların en önemli faydalardan bir tanesi deyip başlayabilirsiniz. Ama burada biz olumsuz yönden yani endişelerle ilgili şeyleri daha ağır bastığını düşündüğümüz için concern'ı kullanıyoruz. En önemli bu sosyal medya ile ilgili en önemli endişelerden bir tanesi is uh, its potential. Onun potansiyelidir. Ne potansiyeli? Burada işte uh, survey şey demek. Bir şiddetlendirmek, uh, daha da artırmak, kötüleştirmek anlamda. Burada feeling de duygu. İşte buradaki duyguları, hisleri daha da şiddetli hale getiriyor. Ne hangi duygular? Of loneliness. Loneliness burada yalnızlık, And social isolation. Social isolation da burada sosyal izolasyon. Yani direkt böyle tek başına durma. Yani insanların içine çıkmama durma. İşte sosyal izolasyon ve yalnızlık duygularını burada artırma. Daha da şiddetli hale getirme. Bunu körükleme potansiyelidir. En önemli ençelerden bir tanesi. Şimdi bunu dedik. Ama bu ilk cümleyi bu şekilde açıkladık arkadaşlar. Sonrasında ise bunu desteklemeniz lazım. E tamam. Yalnızlık ve sosyal izolasyonu a körüklüyor, artırısı şiddetlendiriyor ama niye? Burada da bunları açıklıyoruz. While social media platforms offer a convenient way to stay connected with friends and family, they can also make people feel more isolated and alone. Bakın burada biraz daha açıyor yukarıda ne demek istediğini. İlk cümle arkadaşlar çok net olması lazım. Yani işte en önemli faydalarından bir tanesi şudur. En önemli faydalarından bir tanesi budur. Veya işte en önemli zararlarından bir tanesi budur diyeceksiniz. Sonrasında Diğer cümlede işte o faydası o olduğunu niye düşünüyorsun? Onu biraz daha açıyoruz. Burada while olurken. Social media platforms burada sosyal medya platformları offer yine sunmak a convenient way convenient bir araştır, uygun, rahat da diyebiliriz. Way yani bir yol sunuyor sana. işte uygun bir yol sunuyor. Ne için? Stay connected with friends and family. İşte burada arkadaşlar ailelerle stay connected, bağlantıda kalmak için uygun, rahat bir yol sunar. They can also, they burada sosyal medya platformları, also make people feel more isolated and alone. Yani i̇şte bu şekilde de yani direkt işte arkadaşla aileyle görüşmek için, bağlantı kurmak için onun yılların yanına gitmek zorunda kalmadığımız bir durumda. They can also make, ayrıca işte insanları feel, hissettirebiliyor. Nasıl? More isolated, daha izole olmuş bir şekilde veya alone, yalnız bir şekilde yalnızmış gibi insanları hissettirebiliyor. Burada da biraz daha açtık. Sonrasında social media can create an illusion of social connection without the actual substance of real world interactions. Social media can create, social media burada sosyal medya can create, yaratabilir. Ne yaratabilir? The illusion, bir illüzyon, bir yanılsama yaratabilir. Nasıl bir yanılsama? Social connection. Burada sosyal bir bağlantı illüzyon yanılsaması yaratabilir. Ne olmadan? The actual substance of real world interactions. Burada actual gerçek, substance da burada öz diyebiliriz. Burada gerçek özü olmadan. Neyin gerçek özü? Real world interactions. Interaction arkadaşlar burada etkileşim demek. Yani gerçek dünya etkileşiminin burada işte gerçek özü olmadan sosyal bağlantı yanılsaması yaratabilir. Mesela bunu örnek olacak, verecek olursak burada vermiş. Mesela diğer bir örnekte şey diyebiliriz. İşte Facebook'ta 5000 tane arkadaşım var. Ama sen işte gerçekte, gerçek hayatta da 5000 tane arkadaşın olduğu yanılsamasına, bu ilüzyona kapılıyorsun. Yani sosyal medyanın böyle bir etkisi var. Ama gerçek hayatta evine tek başına oturan birisin, yalnızsın. İşte bu seni, bu düşünce, işte burada şuraya gönderme yapıyor orada da. Yani sosyal medya tamam sana dışarıdan işte arkadaşların ailenle bağlantıya girmek için uygun bir yolmuş gibi yol yormuş gibi gözüküyor. Ama ayrıca işte bu durum da seni daha izole ve yalnız hissetmene sebep oluyor. Sonra Ayşe burada bak böyle bir şey yaptık yine örnek verdik i̇şte şey yani burada ciddi bir şey var fikir var işte gerçek dünya bağlantısı olmadan insanların işte bir sosyal bağlantı illüzyonunu yaratıyor. Yani ve buna bir örnek vermen lazım. Örnekle güçlendirmen lazım. For example, mesela scrolling through Instagram and seeing pictures of other people having fun can make one feel left out, which can be damaging to their mental health. Burada da gayet buradaki işte konuyu noktalıyor çok güzel bir şekilde. Mesela scrolling scroll arkadaşlar burada kaydırma olayı. Hatta işte yandaki o mesela şey dedi de web sitelerde de bu yandaki o çubuk kaydırma çubuğuna da scroll deniyor. Burada fiil olarak kullanmışız. Şurada burada data uh, through Instagram. İşte Instagram'da burada kaydırmak yani gizinmek diyebiliriz burada scroll'u. Instagram'da gizinmek and seeing pictures ve resimler görmek. Hangi resimleri? Of other people having fun. Diğer insanların having fun. Burada işte eğlenen, have fun, eğlenmek demek. Eğlenen diğer insanların resimlerini görmek can make yapabilir. Ne yapabilir? One. Burada birisine gönder yapıyor. Birisini feel hissettirebilir. Hissetmesi sebep olabilir. Left out da arkadaşlar burada dışlanmak. Hani dışarıda kalmak anlamında. Dışlanmış hissetmesine sebep olabilir. Ki bu da which can be damaging to their mental health. Ki bu da onların mental sağlığına zarar verebilir. Demiş burada. Yani zarar vermek diyebiliriz. Şöyle arkadaşlar burada da yani bu paragrafı okuyan birisi Mesela siz böyle bir paragraf yazdınız. Şunu okuduktan sonra kendiniz şey lazım. Paragraf okuduktan sonra işte sosyal medyanın insanları izole ettiğini ve yalnız hissetmelerine sebep olduğunu, bunu hissetlendirdiğine dair ikna olması lazım. Yani i̇kna edecek bir paragraf yazmanız lazım. Çünkü sizin ilk cümleniz bu. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani tamam yani gramer kuralları da doğru olması lazım. İşte kelime hatası yapmayacaksınız falan. Ama yani böyle yüksek puanları alıyorsanız ben yani burada işte en iyisini yani yüzlerinden yüz nasıl alırsınız kafasıyla şey yapıyorum ve yani hataları zaten doğru olduğunu düşünüyoruz onları halletmiş olacaksınız ama en üstte de gramer grameratasız hatası yapmasanız bile bir akış olması lazım. Yani Türkçe yaz, yazmak gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyi iyi yazmak için aslında Türkçe'de de iyi yazmak gerekiyor bir anlamda. Şimdi i̇lk body paragrafımız buydu. İlk endişemiz bu. İkinci body paragrafa bakalım arkadaşlar. Furthermore, social media can fuel feelings of anxiety, depression and uh, low uh, self-esteem. Burada da ikinci olumsuz bir fikri söyleyeceğimiz için arkadaşlar bir öne bağlaç koyuyoruz. Furthermore daha yasa ayrıca da diyoruz. Ayrıca. Social media can fuel. Fuel burada arkadaşlar hani depoya benzin doldurma anlamı da var. Ama burada işte kullanmıştık ya. Uh, Ego burada işte şiddetlendirmek, kötüleştirmek yani burada desteklemek anlamında aslında yani kötü bir duyguya Burada da Huel'de benzer anlamda düşünebilirsiniz. Ama demek istediğim gibi daha önce söyledim. Aynı cümleleri, aynı fiilleri kullanmamaya çalışın. İşte burada sosyal medya burada destekleyebilir. Neyi? Veya artırabilir. Feelings of anxiety. Anxiety burada arkadaşlar endişe kaygı demek. Kaygı hissini. Sonra depression, depresyon. And low. Burada düşük self esteem de arkadaşlar. Şey, öz saygı demek. Kendinize duyduğumuz saygı. İşte Kaygı, depresyon ve düşük öz saygı hislerini, duygularını destekleyebilir, pekiştirebilir, onları daha da şiddetlendirebilir. Sosyal medya. Sonra bunu niye? Tam böyle bir ikinci sebebimiz bu, kötü hissetme şey, sosyal medyanın mental sağlığa, akıl sağlığını kötü etkilediğine dair. Ve bunu şimdi açıklamamız lazım. Yani belli bir temele oturtmamız lazım. People tend to present an idealized version of themselves online, portraying a perfect life that is far from reality. Burada yine arkadaşlar şeyi anlatıyor. Yani bunun niye böyle olduğunu. People tend to tend to arkadaşlar eğiliminde olmak demek. Present sunmak. İnsanlar sunma eğilimindedir. Neyi neyi sunuyorlar? An idealized version of themselves online. İşte online bir şekilde yani çevirmiş bir şekilde kendilerinin idealized burada ideal bir şekilde yani ya gerçekten değil ama olmak istedikleri bir versiyonunu eee için online bir şekilde sunma eğilimindedirler. Ve bunu nasıl yapıyorlar? Portraying a perfect life that is far from reality. Portray burada arkadaşlar hani portre Türkçede de kullanıyoruz. Tasvir etmek. İşte portresini çizmek anlamı falan da var. Ama burada buradaki anlamı tasvir etmek. A perfect life harika bir hayatı tasvir ederek. Sonrasında harika bir hayattan sonraki death geliyor. Bir de bu detten dead, sonra yazan şeyle bunu betimliyoruz. Nasıl Ger harika bir hayat? Is far from reality. Reality burada gerçeklik far da uzak. Yani gerçeklikten uzak olan, çok uzak olan harika bir hayatı tasvir ederek çevrim içi yani online kendilerini ideal bir versiyonunu sunma eğilimindedirler. Ki bunu zaten Instagram'da görüyoruz. Herkes tatilde herkes mutlu. This can create unrealistic expectations for others. Bunun dışında diğerlerine olan etkisi. Making them feel uneducated uh, or inferior. This can create. Tam burada şey söyledik ve bu durum ne yapabiliyor? This can create. Bu durum yaratabilir. Ne yaratabilir? Unrealistic. Realistic arkadaşlar gerçekçi. Unrealistic ise gerçek dışı. Expectation ise burada. Expect bir şeyi beklemek, ummak, feel olarak kullanıyoruz. Expectation ise beklenti anlamında. Gerçek dışı beklentiler yaratabilir. Kim için? For others. Diğerleri için. Ama bunu ne yaparak Ne yapıyor? Bakın burada benzer hep kalıplar var. Introduction'da da söylemiştim. Burada da işte şey yapıyorlar. Şu cümle mesela. Buraya kadar aslında normal tamamlanmış bir cümle. People tend to present an idealized version of themselves online. İşte için daha ideal. idealize bir versiyonlarını sunma eğilimindedirler. Ama bunu ne yaparak? İşte şunu yaparak bu eğilimdedirler. Bunu işte yapma eğilimdedirler. De, diyeceksek virgül. Sonra portray burada. Feel. Feel ayıncı getirerek bu eylemi söylüyor. Şunu yaparak bunu yapma eğilimdedirler. Bunu yaparlar. Şunu yaparlar gibi. Burada da. This can create unrealistic expectations for others. Diğerleri için gerçek dışı beklentiler yaratır bu durum. Ama ne yaparak gerçek dışı beklentiler yaratıyor? Virgül. Make'den sonra ayıncı getiriyoruz. Making them feel. Make them feel. Burada ise işte onları hissettirerek ne hissettirerek? Inadequate burada yetersiz demek. Inferior ise değersiz demek. Yani onları yetersiz ve değersiz hissettirerek diğerleri için böyle gerçek dışı işte beklentiler yaratmasına sebep oluyor. İşte atıyorum John'un oğlu işte bir adada tatil yaparken köyde çiftçinin çocuğu işte o fotoğrafı görüp aynı hayatı hayal edebiliyor. Yani benzer aynı durum açıklıyor burada. Additionally, the constant comparison with others on social media can lead to a sense of self-doubt and negatively impact one's uh, self-image. Additionally, ek olarak, bunlara ek olarak, the constant comparison with others on social media. Yani evet, diğer bir nokta. Kınsal arkadaşlar daimi sürekli demek. Comparison ise compare'dan geliyor. Compare'e karşılaştırmak demek. Comparison da bunun isim hali daimi karşılaştırma kimle with others diğerleriyle nerede on social media burası şuraya kadar özlemiz. bir sosyal medyada diğerleriyle sürekli karşılaştırma yapmak can lead to yani şu lead to'dan sonrasına lead burada öncü olabilir yol açabilir yol açmak daha doğru şuna yol açabilir Ne yol açabilir a sense of self doubt doubt burası şüphe yani kendimizden şüphe duymamıza sebep olabilir ve negatively impact ve bu da Negatifle, yani negatif olarak, eksi yönde, yani kötü bir şekilde, kötü yönde impact etkiler neyi? One self image burada işte kendi e, imajını e, etkiler. Yani normalde işte kendi ortamında değerli e, bir insanken, resimlerde işte bu Instagram'da çok daha üst seviye yaşa insanları görünce e, kendisini daha da değersiz, yani normalde değerli olan kendisini bu kendi imajına daha da kendisine şıp şıpa duyarak daha da değersiz hale getirebiliyor. Bunu işte kötü daha kötü negatif anlamda etkiliyor. Burada da arkadaşlar yine bu paragrafı okuduğum zaman ben işte bu sosyal medya insanları nasıl işte endişe, kaygı, depresyon ve bu düşük öz saygı, sana şu son bahsettiğimiz şeyler hep öz saygı ile ilgili. Düşük öz saygı sebep olmasına e, konusunda biz şey yani ikna olmuş durumdayız. O yüzden paragraf yazarken, karşıdaki, karşıdaki ne okuyucuyu burada işte değerlendiren öğretmeni ikna edecek şekilde yazmakta fayda var. Buraya bakalım arkadaşlar. Another issue is the harmful content that is often shared on social media. Yine güzel yani kısa net bir cümleyle giriş yaptık paragrafa. Another issue. Issue arkadaşlar burada konu, ve sorun, sıkıntı anlamı da var. Bir diğer sorun da nedir? The harmful content, harmful burada zararlı, Harm, normal zarar vermek anlamında var. Content de burada içerik, i̇şte zararlı içeriklerdir. Let'le burayı betimliyoruz. Hangi zararlı içerikler? Often shared on social media. Often sık sık sosyal medyada paylaşılan zararlı içeriklerdir. Bir diğer sorun, sıkıntı da. Yine burayı da açıyoruz. Bu zararlı işte içerikler ne? Ne işe yarıyor? Yani neye sebep oluyorlar? Cyber bullying, harassment and hate speech can take a severe uh severe so on people's mental health leading to anxiety, depression and even suicide. Harray burada arkadaşlar siber zorbalık demek. Olay burada direkt zorbalık yapmak anlamı da var. Cyber'da burada, burada yani siber işte siber zorbalık. Harassment burada taciz de diyebiliriz, rahatsız etme. Işte, uh, online bir şekilde. And hate speech. Hate de burada nefret. Burada işte nefret etmek anlamı da var hate'in. Ahit biz işte burada nefret söylemi olarak çeviriyoruz. Nefret söylemi can take a sever toll. Buradan ciddi bir etki. Ondan sonra on gelince arkadaşlar, ondan sonra yazan şey üzerine ciddi bir etkisi vardır. Ne üzerine? People's mental health. İnsanların akıl sağlığı üzerine ciddi bir etkisi vardır. Ne yaparak? Yine bakın virgül lead, sonra lead yol açmak, ancak geliyor. Ne yol açarak bu etkisi oluyor? Anxiety. İşte burada endişe, kaygıya sebep oluyor? Depression. Depresyon. And even yani şu bile yani suicide intihara bile sebep olabiliyor. Bu işte sosyal medyadaki bu siber zorbalık, harassment işte o taciz veya rahatsız etme ve bu nefret konuşmaları insanların bazı insanların akıl sağlığını çok ciddi etkileyip onların işte depresyona kaygı yaşamasına, depresyona girmesine hatta intihar etmesine bile sebep olabiliyor. Yani bu cümlede şu harmful content'in ne kadar önemli bir şey olduğunu bize bayağı ciddi ciddi gösteriyor. Sonrasında social media platforms have a responsibility to monitor uh, and remove such content to create a safer online environment for all users. Social media platforms, burada sosyal medya platformları have a responsibility. Responsibility arkadaşlar burada sorumluluk demek. Bir sorumluluğu vardır. Sosyal medya platformların ne, ne gibi bir sorumluluk? Monitor burada direkt monitor olarak da kullanıyor zaten. Yani ekran anlamı, monitor anlamı da var. Bir de izlemek, gözlemek anlamı da var. Gözleme ve remove, kaldırma sorumluluğu vardır. Saç burada bu gibi yani yukarıda bahsettiğimiz gibi content yani zararlı. Saç content'ten kasıp burada harmful content. Bu tür işte zararlı içerikleri gözleme ve kaldırma sorumluluğu vardır. Ne için? To create a safer online environment for all users. User burada kullanıcı, tüm kullanıcılar için safer, safe güvenli, safer daha güvenli online environment. Burada işte online bir ortam, güvenli bir ortam Create oluşturmak, yaratmak için bu tür içerikleri izleme yani gözleme ve kaldırma sorumluluğu vardır sosyal medya platformlarına. Ve üçüncü body paragrafımız da bu şekilde arkadaşlar. Burada da arkadaşlar son paragrafta, son body paragrafında da counter arguments yapıyoruz. Yani burada üç tane paragrafta biz kötü olduğunu düşünmüştük. Üç paragrafta niye kötü olduğunu burada yediği, detaylı bir şekilde açıkladık. Şimdi de yani tamam kötü ben kötü savunuyorum ama iyi tarafları da var dediğimiz bir paragraf yazarsak eseyi daha güzel hale getiriyoruz. Bu o ondan sonra da conclusion yazacağız. Bakalım. Despite these challenges, social media can also have a positive impact on mental health. Yine bakın ilk cümle gayet net yani ne demek istediğimizi böyle kısa net bir şekilde anlatıyoruz. Despite rağmen demek. Bu despite kullanmanız gerekiyor burada çünkü biz hep kötü taraflarından bahsettik. Despite these challenges. Burada işte bu zorluk, bu sıkıntılara, bu kötü taraflarına rağmen social media, sosyal medya can also ayrıca have sahiptir. Neye? A positive impact on, so, on mental health, ruh sağlığının üzerinde pozitif bir etki de sahiptir. It can provide access to mental health sources, resources and support communities helping people feel less alone and more supported. It can provide. Provide burada yine sağlamak. Access. Erişim sağlayabilir. Neye? To mental health resources. Burada işte akıl sağlığı. Resource arkadaşlar burada kaynak. Kaynaklarına ve uh, support communities. Tabi burada desteklemek. Community ise topluluk. Toplulukları destekleyerek veya uh, işte şey yapabiliriz. Uh, burada provide uh, şu şekilde arkadaşlar. It can provide access to mental health resources. Sonrasında it can support communities. İşte Akıl sağlığı kaynaklarına destek sağlayabilir ve toplulukları destekleyebilir. Mit'ten da bu sosyal medya. Ne yaparak bunları yapabilir? Helping yine aynı kalıp var. Yardım ederek people insanları yardım ederek ne ne için? Feel less alone and more supported. İnsanların less alone less burada daha az, alone da yalnız da. İnsanların daha az yalnız hissetmesine yardım ederek ve yine nasıl hissetmesine? More supported. Support burada işte yine pasif gibi düşünebilirsiniz. Onları daha da desteklenmiş. Yani normal gerçek hayatta kimsesi yoktur destekleyen ama çok iyi bir insandır. İşte samimidir. Bir video çeker. Binlerce insan destekler. Ondan sonra para kazanmaya falan başlar. Bunu kastediyor. İşte bu durumda da işte topluluğu topluluğu desteklemiş oluyor. Social media can also be a platform for self-expression, creativity and advocacy providing a sense of purpose and belonging. Social media. Social media can also be a platform. Bir platform olabilir ayrıca. Ne için? For expression. Express burada neydi? İfade etme. Kendimizi ifade etmek için. Creativity. Yaratı, yani yaratıcılık için. işte bir şeyler yaratıp yeni fikirler yaratmak için. And advocacy de arkadaşlar savunmak. Yani bir fikrim var benim. Yani normalde atıyorum yani çok da etrafımda gerçek hayatta atıyorum ailem, yakın arkadaşlarım benim fikrime hiçbir şeyle katılmıyor. Yani orada açarsam işte hayatım tehlikeye girebilir belki de o fikirleri söylersem. Ama internette özgür bir şekilde fikirlerimi savunabiliyorum. Oraya gönder yapıyor. İşte bunun için, bunları yapmak için bir platform olabilir. Ne yaparak tabi böyle bir platform olabiliyor? Yine bakın aynı kalıp. Providing, sağlayarak. A sense of purpose and belonging. Purpose burada arkadaşlar amaç. Belonging ise adiyet bir amaç ve adiyet duygusu sağlayarak. Burada amaçtan kasıt bir amacınız vardır. İşte atıyorum benim amacım İngilizce öğretmek. Ben gerçek hayatta itirafım İngilizce, İngilizce ilgi duyan çok fazla insan yoksa bu amacımı gerçekleştiremem. Ama sosyal medyada işte YouTube'da, Udemy'de İngilizceyi özgür bir şekilde öğretebiliyorum. İşte adiyet. Adiyet de atıyorum işte dini inancı farklı olabilir ama içinde bulunduğun aile ortam o inanca sahip olmayabilir. Ama sen işte Sosyal medyada kendine ait hissettiğin bir ortam, bir grup bulabilirsin. Ve orada seni daha sosyal hale gelebilirsin. Bu şekilde de artı yönlerinden bahsediyoruz. Ama biz olumsuz yönleri çok daha ağır bastığımız için burada da şey olmuş oldu. Yani tamam bu kadar şey ama hani iyi yönleri de var. Ama ben hala yani kötü yönleri ağır bastığını yukarıda gösterdim. Kınmıç'ın da arkadaşlar burayı tam olarak böyle özetliyoruz. Şimdi buraya analiz edelim. In conclusion. Conclusion arkadaşlar sonuç. Yani sonuçta yani olarak da diyebiliriz. Virgül diyorsunuz. Sonra başlıyorsunuz. The impact of social media on mental health is complex and multifaceted. Burada arkadaşlar direkt genel bir yine sosyal medya ile ilgili nasıl şey yaptıysak. Introduction ilk cümlesinde genel bir bilgi verdiysek. Burada da benzer. Yani burada işte şeyin özet yapacağımız için. Sosyal medyanın ne olduğunu söylüyoruz ama farklı cümle kullanmaya çalışın. İşte sosyal medyanın etkisi nerede? Ne üzerine? On mental health. Akıl sağlığı üzerine sosyal medyanın etkisi. Özlemiz burası. It's complex. Karmaşık ve multi -faced. Burası Burada Yön demek. Yani multi de burada çok. Yani çok yönlüdür. Yani sadece işte tek bir yönü yoktur bunun. While social media has the potential to offer numerous benefits, it also presents a host of challenges uh, that can adversely affect our mental uh, well-being. Burada direkt introduction'dakini aynısını almış sanırım. Yani çok benzer. While şu olurken. Social media has the potential of potential. İşte burada sosyal medya potansiyele sahipken. Ne için? Nasıl bir potansiyele? Offer mark Numerous benefit. Pek çok işte fayda aa, sağlar sağlarken sağlama potansiyeli varken sosyal medyanın. It also presents a host of challenges that can adversely affect our mental well-being. Well, -being. well -being. Bizim akıl sağlığımızı adversary, olumsuz yönde etkileyecek, etkileyebilecek bir dizi şeyler de, burada sorunlar, sıkıntılar, zorluklar da sunar. Burada arkadaşlar şeyde, introduction'dakinden farkı şu, numerous benefits demiştik ya, mesela orada such ile, aynen benefits dedik, sonra such burayı yaptık, genişletmiştik. Burada mesela şeydi bölümde, conclusion'da, sonuç bölümünde burayı yazmadık. O yüzden biraz daha net, şey dedi şurası aslında şuraya kadar yazsak olurdu. Taçes'le biz daha genişlettik. O yüzden buradaki fikre örnek vereceksiniz. Böyle bir örnek verdiyseniz bu örneğin aynısını şey kığıncuğunda yazmayın. Çünkü bu bilgiyi siz bir kere verdiniz. Hatta şu kalanı da yine farklı cümlelerle yani kelimeleri falan değiştirip tekrar yazarsanız güzel olur. Ama şeyi burada restate tez statement bölümü vardı. Burası çok önemli. Tez beyanınızı burada da yine kığıncuğunda da Net olarak söylemeniz lazım yani Çok benzer aynı cümle olmasa bile aynı anlama gelecek bir cümle yazacaksınız Burada da onu yazdık Sonrasında It is essential to recognize Mesela burada ne yaptık İlk önce bir özetledik Summary dedik burada bak işte Şu cümle aslında tüm eseri özetliyor ee, Sosyal medyanın akıl sağlığı üzerindeki etkisi karmaşık ve Çok yönlüdür Bunu Doğru mu? Doğru yani bir sürü farklı farklı yönlerini konuştuk Aslında bu cümle özet sonrasında e, tez beyanını tekrardan şey yapma. bildirme. Burada da onu da bildirdik. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne vardı? Bir de call to action. İşte bir aksiyona davet. Tamam böyle bir sıkıntı var. Böyle bir yön var. Ama işte bu mesela kötü yönlerinden bahsettiysek bu kötü yönlerden nasıl kaçınabiliriz? İşte neler yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili işte bir çağrıda bulunabiliriz. Veya işte bir araştırma yapılması gerekiyorsa işte şu konuda daha da araştırması gerekiyor. Bu konuda çok bir net bilgi yok tarzında bir tavsiyede bulunacağız. Bu kalan kısmında. Burada bakalım ne yapmış. It is essential to recognize the potential risks of social media use and take steps to mitigate them, such as limiting screen time, curating our social media feeds and seeking professional help when needed. Bakın burada bir çağrı var. It is essential. Essential burada gerekli demek. To recognize. Recognize de burada tanımak, bilmek, fark etmek. Şunları fark etmek gereklidir. Neleri? The potential risk of social media use. Sosyal medya kullanımının potansiyel risklerini bilmek, tanımak gereklidir. Ve take steps. Burada take steps varsa adım atmak demek. Mitigate de bunları azaltmak, hafifletmek. İşte bu sosyal medya kullanımının risklerini e, gönderme burada demden kazık. Bunları azaltmak için adımlar atmak yine essential, gereklidir. Ne gibi adımlar? Such as, bakın burada take steps to mitigate them. Take steps adımlar diyor virgül saçes dediğiniz zaman burada nasıl adımlar yapılması adım atılması gerektiğini örnekler veriyoruz. Nasıl adımlarmış bunlar? Limiting, limitleme, sınırlandırma neyi? Screen time. Screen time burada arkadaşlar. Yani ekrana bakma süremizin sınırlandırmak. Creating our social media feeds. Burada sosyal medya feed'den denen arkadaşlar. Burada izlediğimiz yani her türlü içerik diyebiliriz feed için. Yani creating de burada organize etmek. Organize ile aynı anlamda. İşte burada kullandığımız içerikleri organize etmek. Yani böyle daha bilgilendirici içeriklere yönelmek gibi düşünebilirsiniz buraya. And seeking professional help when needed. Need burada ihtiyaç duymak. Yani gerektiği zaman ihtiyaç duyulduğunda profesyonel yardıma yardım aramak. Seek i̇şte burada aramak demek. Sonrasında burada bir çağrı var. Sonrasında ultimately burada nihayetinde en sonunda son bir cümle yazıyoruz burada. Yani burada tamamen artık yani noktayı burada koyacağız. Burada nasıl koymuş? We need to find a healthy balance. Between our online and offline lives to ensure our mental well-being. Çok güzel. Bakın yine bir çağrı var. Şu iki cümle aslında bir aksiyona bir çağrı. Ultimately, nihayetinde we need to find. Biz bulmamız gerekiyor. Bulma, bulmamız lazım. Ne? A healthy balance. Healthy burada sağlıklı bir denge. Balance'da denge. Denge bulmamız lazım. Ne arasında? Between our online and offline lives. Bizim işte online yani çevrim içi ve çevrim dışı hayatlarımız arasında tatlı bir denge bulmamız gerekiyor. Ne için? To ensure, sağlamak için. Neyi? Our mental wellbeing. İşte mental, işte, ruh sağlığımızı sağlamak. Bunu işte yani, korumak da diyebiliriz burada. Korumak için online ve offline yani, hayatlarımızı, çevrim içi çevrim dışı hayatlarımız arasındaki tatlı bir denge bulmamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar, yani direkt bir özet. Sonra burada restate, tez statement. İşte tekrardan tez beyanla bildirmek. Sonrasında bu edindiğimiz bilgileri üzerinden, bilgileri sonucunda mantıklı bir şey yapma. Aksiyon çağrısı. İşte şunu yapmalıyız, bunu yapmalıyız gibisinden. Bir sürü mesela faydalarından bahsettiysek o faydaları kullanmak için neler yapabiliriz? Bundan bahsedebilirsiniz. Zararlardan bahsettiysek bir şeyin o zararlardan nasıl kaçınılması kaçınılabiliriz? Bundan bahsedebilirsiniz. Burada call to action'a için. Bu tek bir eseydi arkadaşlar. Bundan sonra daha 9 tane eseyi de çevireceğiz. Yani burada tam oturmayan şeyler varsa yerlerinde biraz biraz oturacak. Ve yine arkadaşlar mutlaka sizde bu konuyla ilgili ese yazın. Ve soru cevap bölümünde başlık şey olsun. The impact of social media on mental health. Sonrasında altta da yazın. Yani başlığı mutlaka yazın. Çünkü yani bu işte 3 ay 4 ay sonra ben bu başlıkları unutabilirim. O yüzden eğer soru cevap bölümünde yazarsanız ben direkt yani çok rahat bir şekilde hangi konuyla ilgili yazdığınızı anlayıp direkt kontrol edebilirim eseyinizi. Bu şekilde cümleleri zor yazmaya çalışın. Yani şöyle bir cümle direkt yazıp geçmeyin. İşte bu oluyorsa bu nasıl ne yaparak oluyorsa olduğunu burada söyleyin. Dikkatliyseniz arkadaşlar bu şekilde en az bir 10 tane cümle gördük bu eseyde. Yani bu eseyi aslında size göstermiştir böyle cümle kurmanın faydaları. Kim mantık çok basit yani. Gramer olarak da hani o kadar da üst seviye değil. Alışmanız gerekiyor. Bu şekilde sorunuz varsa bu arada mutlaka sorabilirsiniz. İşte bir gramer, bir kalıbın kullanımı olabilir. Bir işte bağlacın kullanımı olabilir. Atıyorum bir ifadenin nasıl net olarak söylenir. Yani ne geliyorsa aklınıza her türlü soruyu sorun arkadaşlar. Sorularınızı aynı içerisinde cevap vereceğim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.